Güneydoğu Televizyonu Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bülteninde günün gelişmeleriyle karşınızdayız. Mutlu akşamlar. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Kayak Merkezi'nin açılışında konuştu ve Diyarbakır'daki HDP il binası önünde eylem yapan anneler üzerinden terörü hedef aldı. Ve Diyarbakır'daki anneler gırtlaklarına yapışmış durumda, gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız dedi. Ne zaman bu kürsülere çıksak, elbette ki önce ülkemizi ilgilendiren meselelerden, sonra da bunlara nasıl çözüm ürettiğimizden, nasıl mücadele ettiğimizden bahsediyoruz. Terör var, bitiriyoruz diyoruz. Allah'a şükür de öyledir. 2 gün önce Mardin Bagok'ta kapan bir operasyonunu başlattık. Bugün de Hatay Amanoslar'da ve tüm Amanoslar'da kapan 2 operasyonunu başlattık. Kar, yağmur, çamur, boran, havanın eksi olması hiçbir şekilde önem arz etmiyor. Allah'ımıza şükürler olsun. Güvenlik güçlerimiz, kahramanlarımız bir yeminleri var ve bu milletin başına 40 yıldır musallat olan bu PKK'yı tarihin derinliklerine gömecekler milletimizin sayesinde. Helal olsun, helal! Dağlarda 500 adamları ya var ya yok. Ne eleman bulabiliyorlar, ne yiyecek bulabiliyorlar. Jandarmalarımız, polislerimiz, askerlerimiz tepelerinde. Diyarbakırlı anneler, babalar da gırtlaklarına yapışmış durumda. İnşallah burada söylüyoruz. Şu karın insanların sıcaklığıyla buluştuğu bu güzel ortamda söylüyoruz. Gelecek nesillerimize terörsüz bir Türkiye bırakacağız. Allah'ın izniyle. Sınırımızın ötesindeki karışıklığa rağmen Allah'a şükür güçlüyüz diyoruz. Gerçekten de öyleyiz. 3 tane büyük operasyon yaptık. Akdeniz'de Libya mutabakatını yaptık. Türkiye'nin tüm haklarını ve güvenliğini temin ediyoruz. Uyuşturucu tehlikesi var. Allah'a şükür mücadele ediyoruz. Gerçekten de öyledir. Torbacısının da, bu illeti satan baronunun da, getirenin de, taşıyanın da karada denizde tepesine çöküyoruz. Sevgili izleyiciler, Büyükşehir Belediyesi'nin 2020 yılı planlama ve koordinasyon toplantıları son sürat devam ediyor. Merkez ilçelerle başlayan ve kırsal ilçelerle devam eden toplantıların son durağı Birecik ilçesi oldu. Ortak akıl ve istişareye önem veren Büyükşehir Belediyesi şeffaf belediyecilik anlayışı ile ilçelerde toplantılar düzenleyerek 2020'de yapılacak olan çalışmaları masaya yatırıyor. Büyükşehir Belediyesi ile ilçe belediye amirlerinin görüşerek çalışmaların ortak akıl ile devam etmesi gerçekleştirilirken toplantıda Birecik'in geleceği ele alındı. Başkan Beyazgül'ün başkanlık yaptığı toplantıya Birecik Belediye Başkanı Mahmut Ümir Kelam, AK Parti İlçe Başkanı Vahap Aktar, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Mahmut Kırıkçı, Büyükşehir Belediyesi ile Birecik Belediyesi üst yönetimi katıldı. Birecik Fırat'ımızın kenarında ve nüfusu oldukça büyük bir ilçemiz. 31 Mart'tan bu yana tabii ki önemli çalışmalarımızın, önemli faaliyetlerimizin birlikte olduğu bir ilçemiz. Diğer ilçelerle birlikte Birecik ilçemizde de çok fazla diyalogumuz, çok fazla çalışmalarımız oldu. Şimdi bugün şunu yapıyoruz. Bu toplantımız ilçe belediyelerimizle yapılan toplantının 10.sü. 3 tane bundan sonra ilçe belediyemiz kalıyor. Bitirdikten sonra buradaki toplantılar bizim 2020 yol haritamızı ortaya koyacak. 2020 yılı faaliyetler veya Büyükşehir'den beklentimiz, Büyükşehir'in geçen dönem yaptıkları şeklinde ve bundan sonraki taleplerimizi söylemek ve karşılığında değerli Büyükşehir Başkanımız ve ayetinden olan ve bu geleceğe yapılması düşünen
düşünülen hizmetleri kendilerinden dileyeceğiz. Biz taleplerde bulunacağız. İmkanlar ölçüsünde de büyükşehirimiz gerekli yardımı yapacaktır. Gerçekleştirilen toplantının ardından geçtiğimiz aylarda Biricik'te yaşanan heyelan nedeniyle kapanan yolda incelemelerde bulunan Başkan Beyazgül devam eden çalışmalar hakkında bilgi aldı. Adamları buraya verin. Siz de mi? Şanlıurfa Spor'un bugün kongresi vardı sevgili izleyiciler. Aday çıkacak mı, çıkmayacak mı? 55-56 milyona yakın borç nasıl eritilecek? Şanlıurfa Spor'un bu senesi gitti. Önümüzdeki yıllar için Şanlıurfa Spor'un ne gibi bir durum bekliyor tartışmaları süre dursun. Bugün son dakikada kongrede aday çıktı. Kayyum heyetinden Nihat Çakır başkan seçildi. Hayatım kuruna... Türkiye Futbol Federasyonu 2. Lig Beyaz Grup'ta mücadele eden Şanlıurfa Spor'un kongresi gerçekleşti. Geçtiğimiz hafta gerçekleşmesi beklenen kongre yeterli çoğunluk sağlanamadığı için bugün ertelendi. Bugünkü kongre Şahin Abi Kültür Merkezi'nde gerçekleşti. Kongreye kayyum heyetinden Mahmut Mankal, Reşit Karakaş, Hüseyin Leblebicioğlu, Murat Basyan, Nihat Çakır, Ali Kartal, taraftarlar ve çok sayıda yetkili katıldı. Tek liste halinde gidilen kongrede kayyum heyetinden Nihat Çakır başkan seçildi. Sürecin geldiği nokta Urfa Spor'da dip yaptı. Dip yapması basının önünde olan bir insan, eski bu takımın formasını giymiş bir insan, Urfa Spor'u sever bir kardeşiniz olarak, Urfa Spor'un fiziki şartlarını kamuoyunda yaygınlaştırmaya, Urfa Spor'un kurtulabileceğini, yönetici alacakları hibe edilirse futbolcu kardeşlerimizin uzlaşma için bizlere telefon açtığını, yani o 70-80 milyon muhabbetlerinin 7-8 milyonlara düştüğünü. Buna rağmen Sayın Divan, Sayın Delege Kongre üyeleri dedim, dikkatinizi çektiyse Sayın Mülki Erkan demedim. Urfa Spor'un geldiği bu nokta, ben o günlerde şunu söyledim. Hiç kimse olmasa gücüm nispetinde yapabilirsem bu kulübü kapatmam, bir liste çıkarırım. Gerekirse valiliğin, gerekirse belediyenin, hatta olmadı külliyenin önünde çadır açarız. Urfa Spor'umuzu yaşatmaya çalışırız. Kongre sonrası kayyum heyeti başkanı iş adamı Mahmut Mangal ve Şanlıurfa Spor kayyum mütevelli heyeti iş adamı Reşit Karakaş Güneydoğu TV mikrofonlarına konuştu. Nihat Çakır kardeşimiz yeni yönetimiyle birlikte bu kararla şu anda Şanlıurfa Spor'un yeni yönetimi oluşturulmuştur. Buradaki tek amaç Urfa Spor yaşasın. Yaşatmak için bütün çabalarımızla ve ben ve beş arkadaşım bütün gecesini gündüzünü demeden bu işe el atıp ve Urfa Spor'un kapanmaması için bütün çabalarımızı gösterip ve bugün de Allah'ın izniyle Nihat Çakır ve ekibine bu takımı bırakıp ve biz geri çekilmekteyiz. Liste normal sıradan bir listedir. İnşallah o arkadaşlarımız başarılı olur. Biz de elimizde geldiği müddetçe onlara yardımcı olmamız gerekiyor. Herkes birlik olması gerektiği bir dönemdir. Bunu hepimiz beraber, daha önceki yönetimdeki arkadaşlarımız, bugünküler, alacaklı olan futbolcu arkadaşlarımız, herkes buna bir feragat edip bu takımın kurtulması gerektiğini düşünüyorum. Bugün hava sıcaklığı 12 dereceyi buldu sevgili izleyiciler. Kışın da tam ortasında 12 derece sıcaklığı gören vatandaşlar, yerli ve yabancı turistler de nereye gitti? Tabii ki Balıklıgöl'e gitti. Türkiye'nin büyük bir bölümünde yağış ve soğuk hava etkili olurken Şanlıurfa'da adeta bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığının 12 derece ölçüldüğü kentte hafta sonunu fırsat bilen vatandaşlar tarihi Balıklıgöl yerleşkesine adeta akın etti. Yerleşkeyi ziyaret edenler park ve bahçelerde vakit geçirerek güzel havanın keyfini çıkardı. Çevre il ve ilçelerden gelen ziyaretçiler balıklara yem atıp hatıra fotoğrafı çektirdi.
2020 planlama ve koordinasyon toplantıları, Büyükşehir'in yaptığı toplantılar devam ediyor demiştik. Az önce Biricik haberini paylaşmıştık. Öncesinde de Halfeti vardı sevgili izleyiciler. Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, meclis üyeleri, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül ile birlikte yapılan çalışmaları ve yapacakları çalışmaları değerlendirdiler. Tüm ilçelerde eşit hizmet anlayışıyla çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, 2020 yılında Halfeti'de yapılacak olan projeleri birim amirleri ve üst yöneticilerle beraber görüşerek ele aldı. Başkan Beyazgül'ün başkanlık yaptığı toplantıya Halfeti Belediye Başkanı Şeref Albayrak, AK Parti Halfeti İlçe Başkanı Canan Onur Seyyar, meclis üyeleri ve Büyükşehir Belediyesi ile Halfeti Belediyesi üst yönetimi katıldı. Biraz sonra 11 ilçemizin çalışmasını tamamlıyoruz. Daha önce de bahsettim. Bu çalışma karşılıklı görevlendirme, eşleştirme ve yol haritası olmak üzere kendi çizgimizi ortaya koyacağız. İlçemizle ilgili yapılması gereken her şeyi masaya yatıracağız. Sayın Başkanım, 31 Mart seçimleriyle birlikte AK Parti ile kavuşturduğumuz ilçemizi, kazandırdığımız ilçemizi sizin önderliğinizle, sizin riyasetinizle ve tüm çalışma arkadaşlarımızın destekleriyle burada bizim mücadelemizle iyi bir noktaya getirmeye çalışıyoruz. Ben yaptığınız çalışmalardan dolayı, ilçemize vermiş olduğunuz katkıdan dolayı sizlere şükranlarımı arz ediyorum. Hem sizlere hem çalışanlarınıza, ekibinize teşekkürlerimizi sunuyoruz. Ve ben bugün yapılacak olan toplantının hayırlara vesile olmasını temenni ediyorum. Hepinize saygılarımı sunuyorum. Şimdi bir aralar savaştan önce, sınırımızdaki savaştan önce Akçakale Gümrük Kapısı'nın faal durumda olmasıyla birlikte il ekonomisine ve ülke ekonomisine kazanımlarını buradan paylaşıyorduk sevgili izleyiciler sizler de. Akçakale sınır kapısı, gümrük kapısı daha doğrusu faaliyet vermeye başladı ve tam kapasiteyle çalışmayı sürdürüyor. Barış Pınar Harekatı'yla PKK-YPG terör örgütünden temizlenen Suriye'nin Tel Abyad kentine açılan Akçakale Gümrük Kapısı tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Barış Pınar Harekatı sonrası yardımlar kaldırılan güvenlik duvarının yerine açılan geçici bir kapıdan sağlanıyordu. Gümrük Kapısı, dijital sistem ile kontrol mekanizmalarının oluşturulması ve onarım çalışmalarının sona ermesinin ardından tam kapasiteyle çalışmaya başladı. Gümrük Kapısı girişi güvenlik açısından da en üst seviyeye çıkarıldı. Girişler beton bloklarla güçlendirildi. Her iki ülkenin kapılarının yeniden geçişlere açılmasıyla birlikte Tel Abyad'a yapılacak insani ve lojistik yardımlar buradan gitmeye başladı. Gümrük Kapısı'nın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasının ardından Türkiye'de bulunan Suriyeliler de ülkelerine gitmek için Gümrük Kapısı'nın yolunu tuttu. Burada işlemlerini tamamlayan Suriyeliler uzun zamandır hasret kaldıkları memleketlerine gitmeye başladı. Gümrük Kapısı'nın tam kapasiteyle çalışmaya başlamasıyla birlikte araç giriş ve çıkışlarının hızlandığı gözlendi. Eyüpiye Belediyesi bir ilke imza attı sevgili izleyiciler. Hem merkez hem de kırsal mahallelerdeki çocukların, öğrencilerin hayallerini gerçekleştirebilmeleri için okullara hayal kutuları yerleştirdi. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş'un talimatlarıyla Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri kırsaldan başladı. Kırsaldaki çocukların hayallerini gerçekleştirmek için hayal kutuları yerleştirdikleri okullardaki ilk 50 grup öğrenci, sinemaya gitmek ve pizza yemek hayalimizdir dedi ve ekipler de o hayali gerçekleştirmek için öğrencileri okullarından aldılar, şehir merkezine getirdiler, sinemaya götürdüler, pizza yedirdiler. Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş da çocukların bu mutluluğuna ve sevincine ortak oldu. 30 sayısı kadar bavul getirmişsiniz ama bardakları unutmuşsunuz. Bak sen! Merkez ve kırsal mahalle ayrımı yapmadan çalışmalarını sürdüren Eyüpiye Belediyesi yine bir ilke imza atarak kırsal mahallelerdeki çocukların hayallerini gerçekleştiriyor.
Eyüpiye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından hayata geçirilen Eyüpiye İyilik Merkezi okullara hayal kutusu yerleştirerek çocuklara hayallerini soruyor. Tüm kırsal mahalle okullarında hayata geçirilen uygulama ile çocukların hayalleri ekipler tarafından hayata geçiriliyor. İlk uygulama kapsamında 50 kişilik öğrenci grubunun sinemaya gitmek ve pizza yemek hayali ekipler tarafından gerçekleştirilirken Başkan Kuş da uygulamaya eşlik edip çocukların mutluluğuna ortak oldu. Evet, hayal kutusu projemiz vardı. Çocuklarımıza sorduk, hayalinizdeki şey ne diye. Çocuklarımız da sinemayı seçtiler, pizza yemeyi seçtiler, gezmeyi seçtiler. Biz de kırsaldaki mahallelerimizden başladık ve çocuklarımızın bu taleplerini yerine getirdik. Bugün hem sinema keyfini yaşattık, hem birlikte bir pizza yeme fırsatımız oldu, hem de çocuklarımızı Eyüpiye'yi gezdirdik, Şanlıurfa'yı gezdirdik. Bu etkinliklerimiz bütün mahallelerimizde devam edecek. İnşallah yıl sonu itibariyle bütün hem kırsal hem merkez mahallemizdeki çocuklarımızın hayallerini yerine getirmiş olacağız inşallah. Şanlıurfa'daki sivil toplum kuruluşları tarafından bugün bir ortak basın açıklaması yapıldı sevgili izleyiciler. Konu ve gündem Doğu Türkistan'da, Doğu Türkistan'da yaşananlara sessiz kalınamayacağını dile getirdiler. Şanlıurfa Sivil Toplum Kuruluşları tarafından Doğu Türkistan'da neler oluyor konulu panel düzenlendi. Düzenlenen panele Eğitim Birsen Şanlıurfa Şube Başkanı İbrahim Coşkun, İnsani Yardım Platformu Başkanı Osman Gerem, Kent Konseyi Başkanı Adil Saraç, İHH Şanlıurfa İl Temsilcisi Behçet Atilla ve çok sayıda vatandaş katıldı. Panele konuşmacı olarak katılan Doğu Türkistan Maarif ve Dayanışma Derneği Genel Sekreteri Abdullahat Abdurrahman, Doğu Türkistan'a ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. Doğu Türkistan dediğimizde tarihte çok büyük devletler kurulan bir bölgeden bahsediyoruz. Hun İmparatorluğu, Göktürk Devleti, Uygur Devleti, Karahanlar Devleti, Saidiye Hanlığı, Cumhuriyet Devleti gibi büyük devletler kurulan bir bölgeden bahsediyoruz. Ancak bu bölge tarihten beri Çinlilerle savaşa gelmiş. Bazen Çinlilere saldırmışlar, bazen Çinliler bize saldırmıştır. Hatta Çin Seddi'ni de Türk akımından korunmak için yapmışlardır. Ancak son özellikle Karahanlar devletinin yıkılmasından sonra devlet parçalanmış, emirliklere bölünmüş ve bundan istifade eden Çin, Doğu Türkistan'ı işgal etmeye kalkmıştır. Ümmet olarak bugün öyle bir durumdayız ki hangi derdimize yanacağımızı, hangi sorunumuzu konuşacağımızı artık düşünemeyecek haldeyiz. Gün geçmiyor ki İslam aleminin bir parçası işgal edilmesin. Gün geçmiyor ki bir İslam beldesi kan ravana bulanmasın. Gün geçmiyor ki Müslümanların kanı oluk oluk akmasın. Ve bizler çoğu zaman bunu konuşmaktan biçar bir hale düşmüşüz. Haliliye Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü dolayısıyla kentte görev yapan gazetecilere yönelik sinema etkinliği düzenledi. Haliliye Belediyesi 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü'nde gazetecileri unutmadı. Bu kapsamda kentte görev yapan tüm basın mensupları Haliliye Belediyesi tarafından düzenlenen sinema etkinliğine davet edildi. Ünlü halter şampiyonu Naim Süleymanoğlu'nun hayatını konu alan Naim filminin gösterimi sunulduğu etkinliğe Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, eşi Fethiye Can Polat, Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak, Şanlıurfa İnternet Habercileri Derneği Başkanı Ömer Dodanlı, birim amirleri ve kentte görev yapan basın mensupları katıldı.
Etkinliğin açılış konuşmasını yapan Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, gazeteciliğin önemine değinerek şunları kaydetti. 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü vesilesiyle arkadaşlarımıza hep birlikte yapmış olduğumuz istişare çerçevesinde sizlere bir mola, sizlere bir soluk anlamında bugün burada bir sinema etkinliğinde sizlere ailelerimizle birlikte misafir edelim dedik. Şunu ifade etmek isterim. Ben mesai arkadaşlarım derken gerçekten de nasıl ki siz bizi takip ediyorsanız biz de Şanlıurfa basını olarak sizleri, değerli gazetecilerimizi takip ediyoruz. Çünkü toplumun gerçek bilgilendirilmesinde ve daha önemlisi yönlendirilmesinde çok önemli görevleri ifa ediyorsunuz. Burada konuşan Şanlıurfa Çalışan Gazeteciler Derneği Başkanı Tahir Gülebak ise Haliliye Belediyesi'nin Gazeteciler Günü'nde basın mensupları için böyle bir etkinlik düzenledikleri için mutlu olduklarını belirterek Belediye Başkanı Mehmet Can Polat'a teşekkür etti. Gerçekten Şanlıurfa'mızın genç ve dinamik başkanımıza bu güzel günümüzde her konuda bizi hatırladığı için kendisine adınıza canla gönder teşekkür ediyorum. Şanlıurfa'da özel bir kolejin öğrencileri tarafından hazırlanan el işi ürünler bir alışveriş merkezinde sergilendi. Resim sergimiz çok güzel olmuş. Çok beğendik. Çalışmalar çok güzel. Sanatsal olmuş. Çocuklarımızın ellerine sağlık. Çok beğendik. Gayet sanatsal çalışmalar var ve öğrenciler çok uğraşmış, çok belli. Tebrik ediyoruz. Valla sergileri çok güzel. Çok beğendim. Çocuklarımızın ellerine, yemeklerine sağlık. Hepsi çok güzel olmuş. Öğrencilerimiz de gurur duyuyoruz. Böyle gördükçe... alanda yarattığımız farkındalıkla bugün de resim alanında farkındalık yarattık. Sizlere bugün canlı tabloları sergiledik. Ben Frida Kahlo. Işıl Koleji'nin maker ve yani robotik kodlaması standındayız. Burada mesela bir 3 boyutlu şeyimiz var. 3 boyutlu bir yazıcımız var. 3 boyutlu yazıcılar eğer ki teknolojiyi çok seviyorsanız her yerde karşınıza gelen şeyler. Çin mesela Çin'de şu anda bir bina üretimi bununla yapılıyor. Biz de burada daha basit versiyonuna sahibiz. Burada bilgisayar üzerinden tasarladığımız şeyleri, uygulama üzerinden tasarladığımız şeyleri buraya yükleyip şey yapabiliyoruz, çıkartabiliyoruz. Burada araçlarımız var, arkadaşımız anlatacak. Gördüğünüz araba aslında günümüzde de kullanılan teknolojilerle çarpışma önleyici sisteme sahip. Bunun Arduino kodlamasını, her şeyini, sistemlerin hepsini biz kendi Işıl Koleji'nde maker atölyemizde yaptık. Şöyle göstereyim. Mesela araba gidiyor, herhangi bir viraj çıktı. Arabanın fren sistemi kilitlenerek kazaların daha fazla azaltılmasını sağlıyor. Burada radar sistemini yaptık. Radar sistemi askeriyede kullanıyor. Askeriyede izinsiz giriş çıkışlarda tespit ediliyor. Şuradan biri ses dalgası yolluyor. Diğer taraftan cisme çarpıp ses dalgası geri geliyor. Var. Şerit takip sistemimiz var. Buna biz siyah rengini kodladık. Bu her siyah rengi gördüğünde takip ediyor. Avrupa'da yaşayan gurbetçiler de anlamlı bir projeye ve etkinliğe de imza attılar. Sevgili izleyiciler, Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu aracılığıyla Şanlıurfa'daki yetim çocuklara yardımda bulundular. Merkezi Almanya'nın Köln şehrinde bulunan ve Avrupa'daki gurbetçi Türklerin destek verdiği Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu, Valilik ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile işbirliği yaptı. Bu kapsamda aralarında Suriyeli çocukların da bulunduğu yardıma muhtaç 300 yetim çocuk için Şanlıurfa Öğretmen Evi'nde program düzenlendi.
Programa İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Vefa Uluslararası İnsani Yardım Organizasyonu Genel Başkanı Musab Aydın ve gönüllü yardımseverler katıldı. Boyama etkinlikleriyle sevindirilen yetim çocuklara içinde bot, mont ve ayakkabı bulunan yardım paketleri hediye edildi. Evet, aile aile poşetleri alalım Mehmet Birinci kardeşim. Bu kim alıyor? Sarıcı yanımıza al. Bakın orada çocuklar dolaşıyor. Biz çalışalım. Bunu da giydiriyoruz. Çocuklar tamam. Çocuklar yanımıza çağırın. Ayakkabın oldu mu? Çocuklar annelerinden var. Erdal ailesi. Yeşilay Şanlıurfa Şubesi ve İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliği ile Yeşil Hayat 4 resim sergisi düzenlendi. Yeşilay Şanlıurfa Şubesi, Milli Eğitim Müdürlüğü ve Bozova Atatürk Barajı Çok Programlı Anadolu Lisesi işbirliği ile Yeşil Hayat 4 resimli çalıştay sergisi düzenledi. Sergi İl Milli Eğitim Müdürü İsmail Yapıcıer, Yeşilay Şube Başkanı Muharrem Çelik, ilçe şube müdürleri, okul müdürleri, veliler ve öğrencilerin katılımıyla okulun salonunda açıldı. Nötr renkler kullanması, soğuk renkler kullanması. Canma ben bu sigara içtikten sonra gemi batarsa, bir yanma su alırsa hep beraber batarız dedim. Müdürüm de pozitif bir yaklaşım şey etti. Müdürüm sizin... Bize düşen gemiyi yüzdürmek diye düşündü. Gemi yüzerse diye resme bir isim verdik. Yani yüzdürmek için inşallah buradayız. Yani. Gemileri izleyeceğiz inşallah. Madde bağımlıyla... O çığlık oradan geldi. Evet. Siz tasarladınız yani. Yeşilay Şanlıurfa Şubesi Yeşil Hayat 4 geleneksel hale getirdi. Resim çalıştığı ve sergisini bu yıl Atatürk Barajı barajdaki lisemizde gerçekleştirdik. Atatürk Barajı çok programlı Anadolu Lisesi'nde gerçekleştirdik. Bu buradaki amacımız bu çalışmayı kırsala da, ilçelere de, değişik yerlere de taşımak. Bu çalışmayı Kültür Sanat Komisyon Başkanımız Necla Tosun Hanımefendi yürütmektedir. Amacımız burada gençlerin sanatla zamanını geçirmek ve zamanını sanata ayırmak, sanatla üretime katılmak ve hayatlarını anlamlandırıp renklendirmektir. Böylelikle gençler sanatla uğraştıktan dolayı yanlış ortamlara, yanlış arkadaşlıklara gitmemiş olacaklar. Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatrosu tarafından düzenlenen Hacivat Karagöz oyununa çocuklar yoğun ilgi gösterdi. Tamam mı? Çocuklar! Çocuklar! Hacivat gelip rahatsız ediyor bizi ya. Ona. Büyükşehir Belediyesi Konservatuvar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Şehir Tiyatro ekibince geleneksel Türk tiyatrosundaki gölge oyunu olarak bilinen Karagöz ve Hacivat oyunu sergilendi. Yine tersliğin üstünde. Ben ses veriyorum, onlar da birazdan şarkı söylüyorlar. Sinirli. Gördün mü, ben de sana öğretiyorum. Tamam. Çocukların aileleriyle birlikte yoğun katılım gösterdiği oyunda bilgilendirici ve geliştirici oyunlar sergilendi. Çocuklara yönelik başlatılan etkinliklerden dolayı memnun olan aileler, Büyükşehir Belediyesi'ni tebrik ederek bu tür çalışmaların devamını dilediler. Biz burada bir şekilde eğiteceğiz. Perdelerde perde yok da. Oo, hanım, yukarıdaki pencerelerin perdesi yok mu yahu? Seni işte. İş adamı Halil Bülbül'ün oğlu avukat Özcan Bülbül ile iş adamı Memduh Melik'in kızı mimar Dicle Melik düzenlenen düğün töreniyle hayatlarını birleştirdi. Düğünde çiftin kirvesi ise avukat Osman Eyüpoğlu oldu. İş adamı Halil Bülbül'ün oğlu avukat Özcan Bülbül ile iş adamı Memduh Melik'in kızı mimar Dicle Melik düzenlenen görkemli düğün töreniyle dünya evine girdi. Düğüne belediye başkanları, siyasi parti temsilcileri, STK başkanları ile binlerce kişi katıldı.
Salonda oturacak yer bulamayan davetliler için koridorlara ek masalar kuruldu. Düğünde çiftin nikahını Eyüpiye Belediye Başkanı Mehmet Kuş kıyarken nikah şahitliğini ise Haliliye Belediye Başkanı Mehmet Can Polat, Şanlıurfa Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Kaya, Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Halil Peltek, AK Parti Haliliye İlçe Başkanı Süleyman Aksu, İş Adamı Mehmet Eyüpoğlu, İş Adamı Şükrü Yüksel, CHP Eski Milletvekili Vedat Melik, Doktor Aziz Akıl, İlhami Kılıç ve Mehmet Emin Erkan yaptı. Düğünde çiftin kirvesi ise avukat Osman Eyüpoğlu oldu. Çiftlerimize hem bu dünyada hem ahirette saadetler diliyorum. Ömür boyu mutluluklar diliyorum. Hayırlı uğurlu olsun. Allah mesul etsin. Ben de zevkleri izin verirsen yeğenime veriyorum. Çiftin kirveliğini yapan avukat Osman Eyüpoğlu yaptığı açıklamada şunları söyledi. Bülbül ve Melik ailesinin kirveliklerini üstlendik. Bu mutlu güne iştirak eden bütün hemşerilerimize, dostlarımıza, akrabalarımıza şükranlarımızı sunuyoruz. Bu evliliğin her iki aile içinde birleştirici bir adım olmasını temenni ediyorum. Çiftimizin dinimize, ülkemize, memleketimize hayırlı birer evlatlar yetiştirmelerini de Cenab-ı Allah'tan niyaz ediyorum. Damadın babası Halil Bülbül ise konuşmasında şu ifadelere yer verdi. Bu mutlu günümde değerli dostum avukat Osman Eyüpoğlu beni yalnız bırakmadı. Benim kirveliğimi üstlendi. Özellikle belediye başkanlarımız olsun, Eyüpiye Belediye Başkanımız olsun, Haliliye Belediye Başkanımız olsun, değerli milletvekilleri olsun, değerli sivil toplum kuruluşu örgütleri başkanları olsun. Herkese özellikle ben teşekkür ediyorum. Biz de Güneydoğu Medya Grubu olarak çiftimize bir ömür boyu mutluluklar diliyoruz ve devam ediyoruz. Şanlıurfa'da iş adamı Ramazan Tumbul, çocukları Kadir ve İmam Bakır için Osmanlı geleneğine göre düzenlediği sünnet düğününde 2000 kişiye yöresel yemek olan tirit ikram etti. Şanlıurfa'da sanayici iş adamı Ramazan Tumbul, erkekliğe ilk adım atacak olan çocukları Kadir ve İmam Bakır için Osmanlı geleneğine göre düğün yaptı. Sünnet düğünü öncesinde iki kardeş balonlarla süslenmiş araçla şehir turu attı. Ardından iki kardeş yeniçeri kıyafeti giymiş kişiler tarafından tahtla omuzları alınarak salona getirildi. İlahiler eşliğinde semah gösterisinin yapıldığı törende çocukların sünnetleri yapıldı. Çocukların kirveliğini ise iş adamı Ömer Faruk Abacı yaptı. Bin davetliye tirit ikramı yapılan düğün sonrası davetliler sünnet olan çocuklara takı takmak için uzun kuyruk oluşturdu. Bugün bizim güzel günlerimizden biri. Aramıza katılan herkese ayrı ayrı teşekkür ederiz. İnşallah Allah bunların evlenmelerine, vatana, millete hayırlı evlat olmalarına vesile olur. Rabbimden niyazımız odur. Bu güzel günde yanımızda olan herkese ayrı ayrı teşekkür ediyoruz. Ayrıca kirvemiz Ömer Abacı'ya da teşekkürü bir borç biliriz. İki gündür bizle beraber çok fazla yoruldu. Tekrar herkese teşekkür ederim. Evet. Ben de Tümrü ailesine kirvada şeref duydum. Ramazan zaten benim dostumdu. Bir kardeşlik bağı attık. İnşallah daim olur. İnşallah şuradan ümmetini de görürüz. Allah herkese hayırlı uğurlu etsin. Dostlarımızın ayaklarına sana şeref verdiler, memnun ettiler bizi. Allah razı olsun. Herkes gelene teşekkür ederim. Ayrıca kirvada da çok teşekkür ederim bize yorulduğu için.
Evet, bu haberle birlikte ana haber bültenimizin sonuna geldik. Yayında ve yapımda emeği geçen ekip arkadaşlarım adına hepinize mutlu akşamlar, mutlu yarınlar diliyorum. Hoşçakalın.